Ve etevvel gulûf medet ya rahmer rahimin medet ya kemelekemin medet ya ilahel alemin. Destur ya Adem Safiullah, destur ya Nuh Şükürullah, destur ya İbrahim Aleyhullah, destur ya Musa Kerimullah, destur ya İsa Ruhullah, destur Muhammed Mustafa Habibullah, destur cümle Peygamber Azam ve Resul-i Kiram Hazaratı, destur ya sahib el meydan, rıza'en lillahil Fatiha ve as-salat. Vücuduyla mevcut sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamd ile başlarım. Sözlerime. Habibi, ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve âli ashabına selatü selam olsun. Ahbabına da selam olsun. Yevmül kıyame. Gelen ahbaplarıma. Hurafaya kaçmadan en son gelen şeriatı karraya yaşayan Müslümanlara selatü selam olsun. Sanatta bir kural vardır. Sanatkarım, hayatım sanatla geçti. Dünün sanatkarı bugün çalışamaz. Çalışsa da bir şey ifade etmez. Gücü kalmadı, kalsa da bir şey ifade etmez. Öyle mi? Dünkü esnaf acaba bugün aynı taktik üzerinde işini yönetebiliyor mu? Hayır. Değişmeyen Allah'ın kanunları vardır, kaideler vardır. Biz bunlara dikkat etmemiz lazım. O da nedir? Hazreti Kur'an buyurulduğu Hazreti Allah'ın iman, iman, İslam. İman nedir? Âmentü billahi ve melâketi ve kütübihi ve rasûlihi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ vel vâsıl vâlel mevt. Hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Neydi bu? Kim diyor? Hazreti Allah buyuruyor açık. Bunlar yoksa imansızsın diyor Hazreti Allah. Bunları elde ettinse iman var. Kabul ettinse iman var. Evvela benim varlığıma inandınsa iman sahibisin. Melekelerime de inanacaksın. Sadece numaralı inanmak zaten bir şey ifade etmez. Niye? Melekelerimi falan kabul etmeden bana inanmış olmuyorsun ki. Bütün peygamberlerimi kabul edeceksin. Ne kadar gönderdiysen kitaplarımı kabul edeceksin. Suhuflarımı kabul edeceksin. Sahifeleri, 100 sahife. Bunları kabul etmiyorsan imansızsın. Hayır, biz hemen deyiveriyoruz da Rabbim korusun, Rabbim'in merhameti sonsuz. Son nefese kadar idare ediyor kulun ama ne zaman idare eder, idare lamba yakmayacağız ya. Hep idareyle geçineceğiz. İdare biliyorsunuz eskiden tenişeden yapılır. Ufak bir fitil çıkar. Boncuk gibi şöyle bir yok, yok. Efendim Allah günler bir daha göstermesin. Petrol yok ki. Doğru dürüst lamba yaksın. Sonra lamba yaktık. Lamba yakınca cennet-i alâde yak sandık. 5 yumruk lamba. Zenginler 15 yumruk yaptılar.
Evet. Şunu da söyleyeyim. Rabbim beni böyle yaratmış. Hamdü senalar olsun. İlk eve elektriği ben aldım. Çorum'da. Evine ilk elektriği alan kimdir derse uçurumu gösterdiler. Babamı da anlıyorum tabii. Siyasın o değil. Elektrik malzemesi satan hamamın esas sahipleri vardı. İrfan Hazretleri, Kalel Rezade. Allah kadir anlar ağır diyorsun. Geçiyordum, mağazası var büyük. Önden. Hem de hamamın çok hissesi olanlardan. Paşa hamam, Paşa Zadelerden kalma. Bir sürü şey var, hissedar var. Esas İrfan Hanım diye işlerin çoğu almış satılmış. Garip diye sesinde geldim. Elektriği aldınız mı? Daha yeni veriliyor. Şey dedi, ilan edildi. Kimse takımlaşma yok. Yok imkan yok. Kimsenin evinde su yok. Mahalle çeşmelerinden getirdiler, sucular vardı onlara. Bizim evimizde kuyu vardı, kuyudan çekerdik. Onun da suyu biraz acıydı, içilmez. Kullanırdık onu. Konak. Hayır. Mahallenin düğünleri düğünlerde olurdu. Yani hayat anlatıyorum size. Bugüne ısınasınız diye. Soklanmayın. Allah'a sitem etmeyin. Ne gördüğünüzde sitem ediyorsunuz. Allah kusurunuzu affetsin. Amin. Evet. Bugün düne bakarak cennet-i alada yaşıyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yetmez efendi. Onun ismi muasır milletler de ne desen de çıkacaksın oraya. Aklın varsa. Eğer gerçeği biliyorsan, dinin imanın Allah'ı biliyorsan tekvin sıfatı tecelli etsin sende. Subut sıfatları tekvin kelamı tecelli etsin. Allah nasıl tanzim ediyor bütün mükemmeliyeti? 18 bin alemi ondan sana üfledi. Bil kadrini kıymetini. Eğer bunu yerine getirmiyorsan başka türlü diyor da demeyim onu. Evet. Bak akıl verilmiş mantık. Ha aklın fikrin yok. Teklifat yok sana. Aklın fikrin yok. Teklifat yok sana. Niye? Yoksa ne yapmışsın? Mücürümsün. Kime yaparsan hayır ama. Hangi kabul eder bunu söylediğim şeyi? Hiç kimse etmez. Efendi bugünü değil, yarını yaşayacaksın. Yarını düşünebiliyor musun? Yarını, nereye gidiyorum ben? Nereye varacak bu yolun başı? Mecbursun buna. Bunun İslamiyet'le kâğıt kılığının alakası yok. Esas Müslümanlık bu. İki günü birbirine eşit olan canlıdır buyurdu Peygamber Efendimiz. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Bırak iki gün. Hazreti Allah niye peygamber gönderdi onu? Değişen yaşantı tarzlarını kullarına ferahlık olsun diye. Yoksa bir tek peygamber geçmedi. Daha itidarsız olurdu değil mi? Böyle değil efendim. Her devrin yaşantı tarzı var. Ama bozulmayacak esaslar var. Beşer neye muhtaç? Bir kul neye muhtaç? Yaşadığın hayatta neler ihtiyacın var senin? Bunlar meşru yönlerden tanzim edeceksin. Bunları yapmadığın zaman kendini avutma. Tasavvuf mu? Tarikat mı, şeriat mı? Demin içeriden anlattım da. Hayır gelmeden televizyonda dinledim de hoca sual soruyorlar da. Hoca dert yanarak anlattı. Dedi ki bir arkadaşım vardı ilahiyatçı.
O anlattı dedi. Birisi geldi dedi. Yaşlı bir adam. Namaz kıldırır mısın dedi. Buyur dedim. Cemaatı almıştı. Buyur dedim. Geçtim mihraba. Bir mihrapta bir kere vakit kılınır. Bu da hatırımda çıkmasın. Atık nereye dursan mihraptır orada. Bunlar şer'i hükümlerdir. Bunlara dikkat edeceksin. Bir vaktin namazı aynı mihrapta iki kere kılınmaz. Yeri gelmişken söylüyorum. Evet. Durdum diyor. İmam Ehliyeti diyorum. Ben bir dakika durdur dedi diyor. Durdum. Donun kısa mı uzun mu? Allah şerlerinden bulur. Amin. İşte bu insan gerçek İslam yaşı olun diye haykırıyor. Ortada geçmiş. Tahribat yapıyor. Bilmiyor İslam'ın ne oldu. Bir kere İslam'ın ne olduğunu öğretmediler. Muhammed sen Müslümansın dediler. Gerisi değildi. Kafir gavur gayrımsın. Hala devam ediyoruz. Allah'tan korkmadan, utanmadan. Dünyadan da utanmıyoruz, sıkılmıyoruz da. Haykırıyorum. Dinlesin dünya. Hakkımız yok buna. Allah'ın bir tek kulu sen değilsin. Rüşvet verdin Hazreti Allah'a seni yarattı. Muhammed'i olarak. Utanmıyorsun da. Onları kabul et dediği halde sen niye dil uzatıyorsun? Kimsin sen? Kitapları tahrif oldu diye çıkarıyorsun. Ha ben de yazdığım kitabı Diyanet'e gönderdim, müşavir heyeti. Biz dünyanın ilerlediğini tutamamız dedim, hayır olur diyor. Dünyada da Allah hesap sorsun, ahirette de sorsun hesabını. Böyle böyle bitiriyorlar insanları. Evet demiyorum ki size, Tevrat'ta, İncil'de amel edin. Hayır. En ihtiyacın yaşadığı tarzına göre Hazreti Allah, Hazreti Resulullah Efendimiz'e ihsan etti. Ahirde o peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Hazreti Kur'an'ın ahkamı. Başka zaten benziyor mu bilmiyorum. Benziyor mu? Esaslar benzer tabii de. O günkü yaşantı başka, bugünkü yaşantı. Taş devrini getiremezsin ki sen hidrojen devrine. Demir devrini götüremezsin demireye taşlarına. Adem Aleyhisselam'a gelen şer'i hükümler bugün tatbika kalkışabilir misin? Hak peygamber mi? Ya tabii hak peygamber. Tabi olanlar mümindi, evet mümindi, Müslümdü. Din olarak hepsinin dini neydi? Müslüman, Hristiyanlık, İsevilik, Musevilik. İsevilik, Musevilik denir de. İslam kelamı hepsinin anlamı müşterek davamızdır. Allah var diyen Müslümandır Allah'ın buyurduğuna göre. Bunu basa basa anlatıyorum Allah aşkına. Duyanlar, eğer Allah'ı biliyor, Peygamber Efendimiz'e mülaki olduysa, onun getirdiği şeriatla yükümlü olduğunu müdrikse, anlatsın artık bunları dünyaya. Yeter artık herkese kafir yavrular Müslüman. Sen Allah değilsin. Yanlış yapıyorsa Allah soracak. Allah sen tembih ediyor bunları dil uzatma diye. Mescitlere, havralara, kiliselere dil uzatma orada bizim zikrimiz oluyor diyor. Hakaret etme. Ne desin Hazreti Allah? Bak. Ana. Hani Hızır Aleyhisselam'ı bulmuş da adam bir dileğim var ya Rabbi gönder Hızır'a diye varmış. Biraz ileri gitti. Allah'a ihsan etti. Göndermiş Hızır. Ar kaçıyor. Bir su getirecek de suyumun açıyor. Ar diyorlar ama. Elinde bel var. Demirden yakılmış ki onunla açılır. Depliği falandır böyle. Çok rahat açılır onunla.
Hızır abi selam geliyor, buyur diyor. Ben istemişsin Hızır'ım ben. İnanmam diyor. Allah Allah. Yahu yalvarıldın ya sen boyuna. Allah'tan istedin. Allah da gönderdi. Bir dileğin varmış, bir tek dilek. De her şeyi. De ne dileğin varsa. Evvela ben inandım ki Hızır olduğuna diyor ondan sonra. Ya bir dileğin var, ona kullanma bunu da. Bir hakkın var. Ben Hızır'lığım ifade etsem ne olacak demesem ne olacak? Sen istemiyor muydun Hızır? Geldim işte, söyle. Hızır Aleyhisselam güç sahibi Allah'ın vesile kıldı. O da Allah'ın kulu, Resulü. Evet. Hızır İlyas Aleyhisselam vardı. İhtilaf vardır. Nebiydi, veliydi diye. Biz o ihtilafa girmiyoruz. İnanmam. Niye yapalım sen inandırmak için? Şu elimdeki belli kürek yapayım. Kırayım. İsteyen bu mu? He. Peki kürek olsun diyor. Çekiyor gidiyor. Hızı kayboluyor. Bak elimde bel yok, kürek var. Kürek de işe yaramıyor. Ulan Hızır'ı bulduk diye elimizdeki beli de kürek yaptırdık. Salaklık. Şimdi yani belki tekrar ediyoruz da bunları. Tekrarında mutlaka güzellik var. El arkadaş bir daha dünya eline geçmez. Bir daha dünya eline geçmez. Bu rahmet ilahi bir daha bulamazsın. Kabre vardıktan sonra arkamdan sadaka-i cariye yaptınsa bir şeyler gelir. Ona da pek kulağı asma. Sen hayattayken yapacaksın. Kazanacaksın. Sen arkadan gönderecek. Öyle demiş genç. Karantayı diyor. Oğlum ışığı biraz benim olmadı sana lan. Baba aklın varsa kendi ışığını kendin unut demiş. Adam aklını başına toplamış. Doğru söylüyor. Evlattan mı bekleyeyim bana ışık tutsun diye sonra. Sadaka-i cariyedir evlat. Evladın hayır hasenatı da babaya gider ama nasıl, hani yaptın mı öyle bir evlat var mı böyle? Allah hayırlısını versin. Şimdi bugün en parlak devrenizi yaşıyoruz. Allah'ın lütfu ihsanının en tekamül genişlediği bir zamanda yaşıyoruz. Kabul etme ne sen kabul etme. Şerayetle konuşuyorum. Rabbim bugüne mahsus. Dünü tane etmiyoruz. Dün dündü can cihazım. Bugün bugün. Dün dündü. Bugün bugün. Dem bulendir. Dem bulen. Gün bugündür. Gün bugün. Geçmiş mazi geri getiremezsin. İstikbal Allah'a malum. Yok malumatımız. Ne gelecek önümüzde? Hal bugün. Evet, hal bugün. Bugün size la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyoruz bizler. İsa Ruhullah, Musa Kerimullah, efendim, Adem Safiullah diyenleri sakın kafir gavur deme. Olur mu? Diyor, tembih ediyor Allah. Ben demiyorum. Ehli kitap. Yaşasın senden sorulacak değil. Nasıl yaşıyorsun? Sen onlara Allah'ın gönderdiğini kabul etmek mecburiyetindesin. Kabul etmiyorsan imansızsın diyor Hazreti Allah. Kur'an Azimüşşan'da. İmam Maturidi Hazretleri, İmam Hasan-ı Eşari Hazretleri'nin itikatta mezhebimiz, Maturidiyiz biz. Eşariler vardır. Müşterek davamız, işte amel diye imanla başlar. Amener Resulü açık ifadesidir. Amener Resulü bima üzleyleyhi min Rabbi vel mu'nun küllü namele billahi ve melaketi ve kütübü ve Resulü la neferruku beyni ahedin min Resulü
ve gâlu semînâ ve atâna gufrânike rabbenâ ve aleyke rasûl. Ahir ayet. Bakara suresi. Her taraf bununla dolu doludur. İman. İslam. Karıştırma birbirine imanla İslam'ı. Allah var diyen Müslümandır. Tekrar ediyorum. Varsa bir ilin çıksın. Allah'ın buyruğuna göre, Peygamber Efendimiz'in terbiyesine göre, Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre. İslam tek elimizde değil. Bütün çocuklar İslam fırsatıyla dünyaya gelir buyurdu Peygamberimiz Efendimiz. Terbiyesi neyse onu öyle yapar. Fıtratı İslam'dır kişinin. Allah var demek gücüyle yaratılmıştır beni Adem. Ama onu başka yıllara götürmüştür. Küfre girmiştir. Fıtratında İslam vardır. Yaratılışında vardır. Allah onu gazabından yaratmıştır. Bir iki zümre hariç. Onları da ledün ilminde izah eder Hazreti Allah. Kim olduğunu. Evet. Dünya buna muhtaç bugün. Haykıracağız. Dünyadan da dinleyeceğiz bu sesi. Hakkımız bu bizim. Dünyadan da dinleyeceğiz. İşte dinliyoruz. Dünya büyükleri yazıyor ama daha inmedi aşağıya. İnecek inşallah. İnşallah. Müslüman dedi mi? Ben de Müslümanım diyecek. Niye? Allah var diyorum ben. Peygamberim hayır olsun. Bir şey değiştirmez bu. Ben onun getirdiği ahkamı da yaşayabiliyorsam Allah kabul ediyor. Sana ne bana ne. İlla bütün insanlar Muhammed oluyor. Bu saftirliktir. Saftirliktir bu. Allah şu kadar peygamber göndermiş. Anlamsız mı? Manasız mı? Ayrı etmeyin birbirine diyor. Niye ayrı ediyorsun? Bizim Peygamberimiz Hürmet'ten yaratıldı bütün alem mükemmelat diye. Nereden çıkardın onu? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Ve mâ ersennâ şeyillâ rahmetellâ alemin. Sen âlem ve rahmet var hükümet. Ne demek Muhammed, Muhammed. Muhammed ismi, anlamı Adem Safiyullah'tan kıyamete kadar bakidir bütün Peygamber Efendimiz'in üzerinde. Bunları iyi anlayacağız. Hani haşa. Allah ayırmasın içlerinden. Ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şeriatına tabiiz. Rabbim muvaffak kılsın. Bugün buna o kadar ihtiyacı var ki dünyanın için söylenmiyorlar. Niçin kafir gavur gayrimüslim dedik dünyaya? Allah'ı gücendirdik. Allah'ın kanunun dışına çıktık. Hala çıkıyoruz. Hala çıkıyoruz. Bak bugün haklı davamızda bile haksız çıkarıyorlar, haksız çıkarıyorlar bizi. Ermeni davası işte. Neler yaptılar biz anlatamıyoruz bunu. Onlar anlatıyor. Gel diyoruz tarihe bakalım. Tarihte ne diyor anlayalım. Eğer sen haksızsan 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 çaylarınızı hiç alman. Sormayın. Allah kurtarsın bu varsalardan. Nasıl kurtaracak tövbe estağfurullah? Allah'a kurtarmak değil de sen kurtulmaya çalışıyorsun. Nasıl? Bırak şu herkese hakaret etmeyi, küfretmeyi bırak. Sen kimsin be? Onlar kim? Niye karıştırıyorsun? İsteseydim sizi bir kabile yaratırdım buyuruyor Hazreti Allah. Birbirinizi tanıyorsunuz diye ayrı ayrı kabile yaptım. Ne hakaret ediyorsun dünyaya? Peygamber'i kabul etmiyorsun, imansızsın. Kitabını kabul etmiyorsun, imansızsın. Havraya bildiğin kiliselere bilmem neye küfrediyorsun, imansızsın.
O da Meşide Kuvvetleri saldırmaz. Caiz değil demiyorum, açık söylüyorum. Allah'ın buyruğu. Hatta ehl-i kitabın yediği işi sizlerden, sizin geçeceğiniz işin onlara kalıyor. Mihirlerini ödemek suretiyle namusların iffetlerini koruyan kadınlardır. Namusların iffetlerini koruyan kadınlardır. Nişanınız altında olabilirsiniz. Sen neden davulunu çalıyorsun? Amanın. Amanın. Kendisinden Hazreti Ali Kerimullah Haşan'ı sevmiş bu adam da Alevi diye isim almış diye kızı veriyorsun, öldürüyorsun. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun arkadaş? İşte bu davayı düzelteceklerden Allah razı olsun. Ben partici değilim. Ama hayran oluyorum bazı alacak kararlara ama çıkaramıyorlar. İnşallah çıkacak. İnşallah. Ben muhafırına da efendim iktidardakine de rica ediyorum. Bir vazifeli olarak rica ediyorum. İster anlasınlar, ister anlamasınlar. Lütfen hayır mevzuunda birbirleriyle ittifak etsinler. Allah aşkına! Resulullah aşkına! Aralarındaki senlik benlik davasını bu millet eşit çektirmesinler. Evet. Rabbim ne güzel yaratmış. Ne güzel yaratmış Rabbim. Yani tekrar ediyorum. Ben parti değilim. Ben Atatürk'ün kurdu, fırkanın üyesiyim. Hiç geçmedim. Bana neler teklif ettiler efendime bana. Gel partimize. Hiç Allah şey etmesin. Böyle dünya nimetleriyle iman değişikliğiyle uğratmasın. Amin. Canım iman olur mu particilik? Herkesin bir inancı var tabii. Nereye gider bu? Şuraya kadar. Peki, horsizlik, efendim layıklıktır. Bunlarla ölçüye girilmez. Layıklık, dinsizlik demek değil ki. Herkes dinsizlik olarak ifade etmiş, onu dinsizliğe götürüyorlar. Durma diyorlar. Kimsenin haline karışmamak. Layıklık. Soralım çıkmış bir akşam. O ne olmadı? İyi, güzel pekala. Aykırı bir şey değil. Yakın dini kim var dedin, sen dini sen var ama katı kurallardan yobazlasan da Rabb'ıma sığınırız. Olmayacak, olamayacak. Hiç uymuyor. Bağdaşmıyor medeniyetle. Medeniyet afesinin kışın başına açmak değil. Öyle anlattılar. Mehmet Akif, cennet mekanı dediği gibi medeniyet dediği gibi tek dişi kalmış canavar diyor. Ulan tek dişi var. Olur mu canım medeniyet olur lazım da. Evet. Medeni olalım derken ahmak olmayalım. Hikmet müminin kalp malıdır. Nerede bulursa alsın. Hitabını iyi anlayalım. Müminin kayıp malları, Müslümin değil. Derece almış, Allah'a yakın tutuymuş. İnsanların kayıp malları hikmet. Onun için bu sözü filanca söyledi. O gün söyledi, o hikmet ona öğrendi. Bugün Uçoğlu söylüyor. Allah Allah. Babasının malı mı? Kimsenin değil. Hikmet müminin kayıp malları, ne de bulursa olsun. Biz Yusuf'a rüyanın tabirini ettik, ona hikmet verdik. Biz dilediğimize hikmet veririz. Rabbim, yaratıcımız. Ha ben kabul edemiyorum. Başın duman, ayakların sel olsun demiş. Ne yapalım? Güle güle, uğurlar olsun. Beyzade. Aman kabrimi bile yanıma yaklaştırma, başımı çıkarma. Hayır, kabirde bir şey yok artık, ruh çıktıktan sonra bir daha girmez. Ben ne diyeceksin?
Ama kabir cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurdu Peygamberimiz Efendimiz. Cennet bahçelerinden bahçe yahut cehennem çukurlarından çukur. Herhangi bir evliyaullah'ın kabrini ziyaret edersin, Allah'ın makbul kulunun cennete girmiş olursun. İstifade edersin oradan. Yudum yudum. Gidersin bir imansızın kabrine, günah dolu her tarafın. Yani bir şey, oradaki yatan bir şey mi? Yok, oradaki ne var? Oradaki işi bitti. Çıktı gitti. Makamına gitti. Neye gitti? Sonra tekrar dirilecek. Yevmül mahşer kurulacak, tekrar dirilecek. Hesaba çekilecek, oku kelamı denilecek. Allah-u Teala Hazretleri, onun kimse kimseye şefaat edemeyecek. Evet, Allah'ın makbul kulları, ona çalışıyoruz. İşte dergah, tarikat, tasavvuf, hakikat, marifet. Şeriatın dışında değil. Şeriatsız hiçbir şey kabul etmiyoruz. Hayır. Kim ne demek şeriat? Peygamberimizin getirdiği ahkam. Ama el alınacak tarafı gelişmeler. Şimdi bugün bir tane hadis kitabı varsa bakalım. Hangisine bakalım? Hangisi ne demek ya? Hadis yok. Yok, bizde 200 kadar var. Çeşitli. 150-200. Allah bunlardan da kurtarsın. Amin. Bakın Atatürk'ün bunun için çok hormatım sonsuzdur. Eserim sevmeyin. Beni ilgilendirmez. Nankörlük yapmayın. Onu derim. Hadis-i Buhari'yi işte benim vardı, buraya hediye ettim. Eşyalı 24-12 cilt falan. Tek kitaba indirin dedi bunu. Nasıl okuyacak benim tebaam? Hadis-i Buhari ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın anlamına en yakın olan hadis. Dikkatinizi çekelim. Hadis-i Buhari. En yakın olan hadis. Tek kitaba indirtirdi. Ne güçler sarf etti, ne paralar sarf etti. Zübdetül Buhari ismi verildi. Zübde, Buhari. İyi anlayın. Ama hadise el attıkları gibi hayır, Allah razı olsun diyorum çalışanlardan da, ama bu kafa hangisini kaldıracak? Bu beşer hangisini kaldıracak? Nereye gidecek? Hangisini tatbik gidecek? Mesela tefsir, Kur'an tefsiri. Allah'a emanet olun, üzerinde. Filan yanı tefsir, falan yanı tefsir, falan yanı tefsir, falan yanı tefsir. İş, hani affedersin, kadına iş vermiş, öyle. O ne vermiş? Odanın her tarafını elemeye başlamış. Ne yapıyorsun ana, tekne burada demişler. Niye oraları eliyorsun? Yavrum artık ananın her yeri tekne demiş. Hangi tekneye gideceğiz? Şunu göstereyim size ya. Ananın her yeri tekne mi diyelim yani? Bunu rica ediyoruz. Diyanet dinleyecek. Allah ilimlerini âli kılsın. Allah başımdan eksik etmesin. Ama lütfen kurtarsınlar ümmeti Muhammed'i burada. Varsalardan. Bak açık söylüyorum işte. Dinledik şeye girilecek. Bizler toplansınlar bir araya. Ben bundan evvelki efendim Diyanet Başkanı Nur Efendi'nin olduğunda söyledim de Efendi'nin dediği gibi olursa bütün kitapları yakmak lazım. Bütün kitapları yakmak lazım demiş. Fakirde haber ettim. Yaksınlar dedim ya. Yakmak icap ediyorsa yaksınlar. Ama yine kendileri yazacaksa
Niye günaha girerler? Niye masraf ediyorlar öyle tekrar tekrar? Evet. Bir sadır ehli bulacaksın. Ulemayı toplayacaksın. O ümmi olsun istersen. Bir sadır ehli otur. Lütfen. Hemen olsun. O sana haykırır. Sadrım kabul etmiyor bunu. Rabbim böyle söylemezdir. Hah. Anla bunu. Elem neşrah meke sadrak. Ve vedana anke vizrekellezi emgada zahrek ve refahane aleke zikrek. Fe innemal üsürürsen innemal üsürürsen fe izah ferata mensab. Ve ila rabbuke ferrab sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Yunus da Ümmi Yunus. Ümmi Yunus. Da sadır ilmine bakıp kıldı Hazreti Allah. Tapduk Emre dedi ki söyle Yunus efkarımız var. Ey Yunus ben seni gizli haline olarak Rabbime teslim edecektim. Sen kendini ifşa ettin. Söyle Yunus efkarımız var. Yunus'un söylediğini hala hayranız değil mi? Kim Ümmü Yunus? Anlıyor musun Cenab-ı Hakk'ın nasıl sadır ilmini verdiğini? İlmi sadırı. Selahiyetle konuşuyorum. Rabbim bu Abdülaziz'e de ihsan etti. Onun için hiç kimsenin demediğini haykırıyorum dünyaya. Gelin diyorum esası bozmayın. Müşterek davamız bizim. Sizler de Müslümansınız. Herkes Peygamber Efendimiz'in getirdiği şeriatla anılır. Hangi Peygamber Efendimiz hangi şeriatı getirdiyse. Bu değiştirmez. Müslüman, hepimiz Müslümanız. Din getirmedi kimse. Din getiren bir peygamber yok Efendimiz. Hepsi İslamiyet'e geldiler. Tekrar ediyorum. Var diyen davet ediyorum milletin huzuruna. Gelsin ispat etsin. Yoksa huzur-u ilahiye varacağını hesap etsin. Açık konuşuyorum. Allah var diyen Müslüman. Allah'ın ne buyurduğunu tatbik eden nefsinde mümin, müttaki, iman sahibi. İslam hepsi İslam. Adem Sabihullah'tan kıyamete kadar. Tek din İslam. Başka dini kabul etme diyor. Getiren hususlandadır. Sana israr ederse de kum dinikum var dediğinde senin dinin senin benim dinim benim. Anlatamam ki o sabah. Evet. Sonra tasavvufa ait bir mevzuya daha temas edeceğim. O bizim cehlimiz artık oldu. Hacı Süleyman Efendi'ye şimdiye kadar bilmeden halife süsü verdik. Anladık ki sonra esas vazifede hayattayken halife verilmezmiş. Şey gerçeği anlatıyorum. Olmazmış çünkü olmadı. Olmadı da. Şimdi olur mu? Olmadı da. Kanun-u ilahiyi değiştiremezsin ki. Senin şahsına münhasır değil ki. Falan yaşıyor sürdü, falan yaşıyor sürdü. Biz bilmediğimiz için 40-50 senedir bu dava devam etti. Ben o kabahati görmüyorum. Kabahati kendimde görüyorum. Bilmediğim için, anlayamadığım için, bu davayı bilemediğim için, orasını. Anladık şimdi.
Ve bütün ehl-i tarika hitap ediyorum. Gerçek ehl-i tarika. Mürşit hayattayken, Allah'ın tayin ettiği mürşit. Hayattayken onun halefi olmuyor. Yok. Gideceği zamanı yakın o bir aleme. Lütfen. Bazına ihsan ediyorlar. Bazına da vermiyorlar. Boş kalıyor. Bu da hikmet ilahi. Akıl erecek bir şey değil. Allah'ın yolu dönmez. Biz bunu 50 sene evvel cehalet yaptık, anlamadık. Suçlamıyorum. Ama naehil oldu. Yaptık onu. Ehil yapamadık. Naehil yaptık. Haşa, benim öyle bir şey yok da. Çok telgırılı sine-i kanunu cihanda naehle mızrabı tasarruf verilince dediler. Kanun sinesinde tel bırakmadı. Hepsini kırana atar. Naehil. Kanun 80 telidir biliyorsunuz. Vaktine utanarak diyorum ki o kırmadı, biz kırdık. Aklımız ermediği için. Evet. Siz vazifeleri ehline öğreniniz. Nedir ehli? Bu yolda ehil kim anlatacak? Hazreti Allah anlatır. Buyurur. Tasavvuf olmaz, tasavvufsuz din yaşanmaz efendim. Tarikatsız din yaşanmaz. Anladık. Elhamdülillah. Bu sıkıntıdan da kurtulduk. Kendisinin de anlattık. Böyle hayat kabul etti. Yeniden şimdi resmi vazife olarak sana gavalık veriyoruz. Ferahlanın. Bütün ehli tarika hitap ediyorum. Benim düştüğüm hataya düşmesin onlar. Niye? Nazar ilahi olmazsa sen kimsin, ben kimim? Allah'ın vazifelendirdiği kişi olmazsa haddime mi düşmüş karşınıza geçeyim de konuşayım? Ukala ukala dünyaya hitap edeyim. Evet, dünyaya hitap ediyorum. Evet. Sevgiyi onun için açtık işte, her tarafta oldu. Dünyadan gelen hitaplar da oldu. Genişliyoruz, her tarafta var başlıyoruz. Allah nazarından saklasın. Amin. Dergahımız, hükümetimizin, ordumuzun ben kaçan bir toplum değil. Devletimizden, ordumuzdan, hükümet. Hayır. Açık bizim kapımız. Biz başka bir şey yapmıyoruz ki. Allah'ı anlatıyoruz. Rabbimin kanunlarını anlatıyoruz. Hatta ordumuza nasıl hizmet edilir onu anlatıyoruz. İman diyoruz. Anlatıyoruz bunları. 4 sene askerlik yaptım. Çavuşudum ama subay vazifesi yaptım. Zerre kadar hile yapmadığım gibi. Seve seve yaptım. Ne yiyecek var, ne giyecek var, ne içecek var. Hiçbirini tahammül edemezsiniz. Vatan aşkına. Benim karanlık bir tarafım yok. Anlatıyorum. İsyan bedenle konuşmuyorum. 40'taydı askerlik yaptım. 41'de askere gittim. 45'te harf bitti, tesis olduk. Parmağına verdik. Evet. Muhabere çalışıyorum. Henrik'le. Muhabereyi yazardım neredeyse kitabını. Bana sadır var o zamandan beri. Çocukluğumdan var sadır. Bir zamanlar subayımız vardı. Rica ederdi. Gel galip çalış ne olur. Şimdi Maraş'ın şeyin paşanın vereceği haracayı da tertibatı sen al diye. Tercibatı bu abdi aciz aldığım zaman ödül alırdı benim bildiğim. Yani atmasyon değil bunlar.
Ben demiyorum ki her şeyi biliyorum. Ben düzenbaz değilim, sahtekar değilim. Allah kahretsin. Evet, her şey açık konuşuyorum. Hatalarımı da anlatıyorum işte. 47 senelik hatamı da anlatıyorum size. Bak Hüseyin Efendi iyi bilirler. Değil mi? Allah selamet versin cümlenize. Rabbim cümlenizden razı olsun. Senlik benlik davası değil. Ama aklımız ermeden yaptığımız şeyler Allah kusurumuz affetsin. Çünkü vazife ver hitabını anlayamadık. O zaman ne vazife verilecekti onu bilemediğimiz için cehaletimize gittik. Hüseyin Efendi olsun gerek Süreyya Efendi olsun. Hüseyin Efendi de hiçbir şey sahip olmadan gitti. İnşallah Süreyya Efendi toparlar da. Bunu anlar, anlattığım bu hikayeyi anlar. Allah işini açsın. El-Fatiha.